Kemal Karamollaoğlu 12 Eylül'den sonra yasaklıydı. Daha sonra yasağı kalktıktan sonra 89-95 arasında Sivas'ta belediye başkanı oldu. Sivas katliamı onun belediye başkanlığı sırasında olmuştu ve orada bir fotoğraftaki kişi kendisine benzetildiği için katliamda aktif bir şekilde yer aldığı iddiaları birkaç gün dolaşmıştı. Ama o kişinin başka kişi olduğu saptandı. Ben o tarihte serbest gazeteci olarak Milliyet Gazetesi adına katliamın ardından Sivas'a gitmiştim. Kemal Karamollaoğlu ile tanışmamız da o zamandır. Yani 93 yılından beri tanışıyoruz. O zaman kendisiyle katliamla ilgili yaptığım röportaj, tam sayfa röportajın Milliyet Gazetesi'nde yayınlandığını çok iyi hatırlıyorum. Onun o röportajın tamamını isteyen benim kişisel web sitemde de olduğu gibi bulabilir. O zamandan beri bildiğim kadarıyla Temel Karamollaoğlu Milli Görüş ekibi içerisinde Oğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan, Recai Kutan gibi bir numaralı Erbakan'ın en yakınındaki isimlerin bir altında yer alan bir isimdi. Ve genellikle de hep serin kanlı, sağduyulu, Etiyen Mahçupyan'ın söylediği gibi bir duruşla kendini gösterdi. En son Erbakan'ın vefatından sonra Saadet Partisi'nin başına Profesör Kamalak geldi. Ama yapamadı. O çok net bir şekilde ortaya çıktı. Daha sonra genel başkan olarak istememesine rağmen genel başkanlığın Temel Karamollaoğlu'nun üzerinde kaldığını biliyoruz. Kendisi de bunu kendisiyle yaptığımız yayında dolaylı olarak doğrulamıştı. Dolayısıyla burada bir hırslı bir siyasetçi profili yok. Bir ister beğenin ister beğenmeyin ama bir dava insanı var. Çok genç yaştan beri içine girdiği bir hareketin içerisinde bir şekilde görev üstlenen birisi var. Bu yönünün çok farklı olduğunu özellikle vurgulamak lazım. Zaten Saadet Partisi AKP'nin bu kadar güçlü olduğu bir yerde, giderek daha da güçlendiği bir yerde Saadet Partisi'nde kalabilmek başlı başına incelenmesi gereken bir olay. Bu anlamda az sayıda insan kaldı. Kimileri arada Has Parti'ye geçti, Kas Parti'yi kurdu, Has Parti'den AKP'ye katıldı. Ama az sayıda insan kaldı ve bunların içerisinde en dinamiklerden, dinamik yaşı 67 olmasına rağmen hala dinamik bir durumda olan Karamollaoğlu genel başkanlığı üstlendi. Dolayısıyla karşımızda tabii ki kişisel özellikleri var ama aynı zamanda da Milli Görüş Hareketi diye adlandırdığımız hareketin kendisi var.